Efendim selamlar selamlar ve selamlar arkadaşlar, Rocket League gündemiyle ve market incelemesi tekrardan beraberim sizlerle. Manyak haberlerim var sizlere ama öncesinde başlıktaki şu araba nedir, neyin nesidir, gelin ona bakalım. Ya şöyle söyleyeyim, bir tane arkadaş gitmiş sızılmış, alt taba attım bu siteye geldim. Bu site ne? Arşiv sitesi, web sinen siteleri direkt görebiliyorsunuz. Şöyle, bu normalde Dodge Charger'ın bir trailer'ı, işte blog falan makale tarzı siteler olur ya. İşte Rocket League'in editörü de herhalde bunu yazmış. Tabi yazarken bir tane bilgi yanlışlıkla sızılmış. O da ne? Hemen iniyorum şuradan. Geldik. Bak, hazır mıyız? Geliyoruz. Zınk. Porsche 911 Turbo. Bitti mi bitmedi. Gol patlaması gözüküyor. Stadyum az da olsa gözüküyor. Yani şunu söyleyeyim, çok büyük bir hata olmuş ve bu 2-3 gün önceden sızdırılmıştı. Ben bunu 2-3 gün önce görmüştüm ama teyit etmemiştim. Hani yalan yanlış bilgi vermeyeyim diye teyit ettim. Kaynak sağlam ve artık diyebiliriz ki şu anda benim videoyu çektiğim tarihi de söyleyeyim. 28 pardon 29 Ağustos günü çekiyorum ben bu videoyu. 10 gün öncesinden size Rocket League'de sezon 12'de olacak arabayı söylüyorum. Porsche 911 Turbo. Şimdi araba acayip tatlı duruyor. Ben Porsche'yi severim bu arada. Alman arabasıdır. Onun dışında Porsche Cayenne güzel arabadır. Cayman güzel arabadır. İşte Carrera GT vardır. Güzel araçları vardır. 911 Turbo da tatlı bir araç ve benim böyle Porsche listesi yaparsam birinci sırada olmaz ama sevdiğim araçlardan bir tanesi Porsche üzerinde. Ve bu araba geliyor. Bu araba bence gelirse Rocket 5'i sallar geçer. Onu bir baştan anlaşalım. Gerçekten, çünkü böyle bir geriye dönüp bakıyorum. Nissan Silvia geldi. Golf GTI geldi. Honda Civic geldi. Hepsini tokatlar. Tokatlar yani. Hiç affı olmaz. Çünkü bahsettiğimiz araba Porsche. Ve hani Porsche ile kapışabilecek düzeydeki arabalar Nissan Skyline olur. Ne bileyim işte Supra olur. Ne bileyim işte Mazda RX-7 olur. Böyle Amerikan arabalarından örnek verecek olsak Dodge Viper olabilir. Bu tarz arabalar olur. Ama yapıştırdılar, Porsche'ye getirdiler. Arka planda şeyi de görüyorsunuz bu arada. Kuru kafalı böyle üçgen şeklinde bir gol patlaması var. Hem kuru kafa hem üçgen. Yani böyle konudan çok sapacağız ama bir Illuminati'yi andırmadı değil abi de, neyse. Ona, o toplara şimdi girmeyelim. Stadı görüyoruz. Stad, yani böyle ışıklı mışıklı bir stad geliyor gibi. Ve evet arkadaşlar, bu da videonun kapağı olacak burada, çok net. Bu arabayla alakalı düşüncelerinizi bekliyorum. Ben çok net bir şekilde 10 üzerinden 9'u veririm arabaya. Tabi oyunda da bir görmek lazım. Sadece Porsche 911 turbo ile olmuyor. Onu oyuna nasıl şey yapacaklar, entegre edecekler, o da önemli. Çünkü biliyorsunuz ki Golf GTI Recep İvedik arabasına benziyordu biraz. Ama şu anlık Porsche iyi gözüküyor ve burada şeyleri de görebiliyoruz. Ödülleri de görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde diğer ödüller de sızdırılmış. İşte Boost'u görüyorsunuz. Başka da bir şey sızdırmışlar mı diye bakıyorum. Ama yok. Ha, bak burada ödüllerin şey işte, yeni bir etkinlik de gelecek bu arada. O da nasıl olacak? Sarp Ece'nin, yani Rocket League'in ilk oyununun atası dediğimiz oyunun 15. yıl dönümü için yeni bir etkinlik planlıyorlar ama bu söylenti, fakat 911 Turbo olayı kesin. Şimdi bu arabaya 10 üzerinden puanınızı bekliyorum yorumda. Dediğim gibi 10-11 gün öncesinden size haber verdim. Zaten Rocket Pass gelince detaylı konuşuruz ama ilk benden öğrendiniz abi. Hadi bakalım. Şimdi geçtik markete. Markete gel abi, markete gel. Bu arada şimdi burada diyeceksiniz ki 17.710 kredi var. Abi zengin mi oldun, takasa mı başladın? Kardeşim, bu değirmenin suyu nereden dönüyor diyecek olabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Bu krediler, 1000 krediyi kendime ayıracağım. Geri kalan 16.710 krediyi de ligin ödüllerine finanse etmek için kullanacağız. Birincilikte 12.000 kredi, ikincilikte 4.500 kredi ödül havuzumuz var. Ligin de Discord sunucusu açıklamada var. Orada aynı zamanda ben bu aralar çok aktif olamıyorum. Çünkü işte çalışıyorum. Bir de gerçekten çok yorgun oluyorum. Video çekiyorum eve geri gelmez ama orada
Gidip direkt arkadaş bulkanı var. Orada sohbet muhabbet de döndürebilirsiniz. Oyun da oynayabilirsiniz. Yani oraya aktifleştirmek sizin tabi biraz da bizim elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi geçtik. Item Shop abi. Şimdi Dominus var. 3 saati kalmış. Ben bu videoyu ne zaman attım? Ben bu videoyu muhtemelen 7 gibi patlatırım. Video yayınlandığında zaten görmüş olursunuz. Alınır. Onu söyleyeyim, net bir şekilde alınır. Çünkü şu anda bunun değeri 30 bin 40 bin kredi bandında olması lazım. Çok güzel bir kâra geçeceksiniz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Marketten alınan öğeler takaslanmıyor. Ya bunu her videoda söylüyorum. Çünkü her videoda bilmeyen bir kitle olabiliyor. Onlar için hatırlatıyorum. Takaslanmıyor. Bunları söyleyeyim. Burada Dominus'a TR bir dikar gelmiş. Yani bence alınmaz. Gerek yok. Buradakiler zaten alınmaz. Puma paketlerini incelemiştik. Benim önerimi de tekrar yineleyeyim. Bunu alın geçin 1500'ü. Geri kalanları pek beğendiğimi söyleyemem. Sezon 11 veteran paketini inceledik. Rocketeer paketi inceledik. Bundle'ları inceledik. Esports inceledik. O zaman DC Heroes kalmış. Anam bu neymiş lan? Şimdi. Aa bak bende bir tane var. Kazan bundle. Arkadaşlar ben bunu nasıl aldım onu da söyleyeyim. Bunlar bedava kodlar vardı. Öyle veriliyordu. Adamlar bunu paraya dönüştürmüşler herhalde. Ama bu kaç kredi bilmiyorum fiyatını. Fakat bu bedavaydı yani onu söyleyeyim. Şimdi Wonder Woman Bundle bakalım. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricamdır. Burayı kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Aşağıdan beğen tuşuna basın. Abone değilseniz abone olsanız sevinirim. Bu sırada videolarımız önerilerine çıkabilir. Şimdi devam. Evet burada bir teker var. Yani bak X-Level çıkartması var abi. Beni delirtecekler. Arkadaşlar geçin bunu almayın. Superman bundle. Abi banner var. Tamam banner okeydi. Yani çıkartma kötü. Ya size soruyorum. Şimdi şey diyen bir kitle olabilir. Abi sen her şey pahalı diyorsun. Kardeşim sen her şey pahalı diyorsun. Ama her şey de pahalı yani. Böyle bir görüşte bulunan kitle olabilir. Ama yani bu da pahalı. Bilmiyorum ben şey... Bir tam banner güzel de uyduruk bir çıkartma 300 kredi vermem abi. Zamanında ne kadar güzel böyle çıkartmalar gelmişti. Neyse Green Lantern yani yeşil fener diye çevirebiliriz. Bu arada benim DC Comics'e çok bir bağlantım yok. Bağlantılarken hiç filmlerini falan dizilerini de izlemedim. O yüzden yapacağım yorumlar da kısıtlı olacak. Daha tasarım odaklı yorumlar yapacağım ama ya bu da 300 kredi etmez abi. Merch çıkartması niye 300 kredi ben bileyim ki ya saçma. Bu neymiş? Bak Venom. Ya Venom Allah'ım kafayı yiyeceğim bak. Arkadaşlar mesele şu. Bu arabalar kullanılmıyor. Tamam oyunda yok. Yani var da yok. Ya kimse kullanmıyor. Ya ne yapayım ben bu arabaların çıkartmalarını? Madem getiriyorsun 50 krediye getir, 100 krediye getir. Ya bak ben burada eleştirimi koyarım abi. Yani adam sırf para kazanmak için milleti nasıl sövüşelim diye düşünüyor. Tamam mı? Hadi diyor DC şeyini getireyim. Tamam getir de bari en azından popüler arabaları getir. Bak bunu getirdin. Buna hani pahalı dedik, okey dedik. Yine alınabilecek bir paket dedik ama bunda Octane ve Dominus'a çıkartma getirdim. Yani oyunda diğer arabalar da var. Ben bunu biliyorum ama kullanılmıyor. Yani Octane'in Dominus'un etkisi bu arabaların kat 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 üstünde. Benim eleştirim bu yönde. Şimdi bak mesela ah. Yani var ya gel de küfür etme ya. Bak adam Rodak çıkartması koymuş. Bak işte, bak işte. Bak Venom çıkartması. Dur bakalım Batman. Bak al işte Paladin Allah'ım yarabbim. Yani siz olsanız alır mısınız bunu arkadaşlar? Skandal. Skandal ötesi. Skandal. Başka hiçbir şey değil abi. Devam. Aquaman. Bak Breakout tam yine okey. Hani Breakout tam bir Octane Dominus kadar popüler değil ama en azından kullanılıyor. Alıcısı var. Okey bak tamam buna bir şey demiyorum. Geç. DC Rose Mega Bundle. Al işte bak. Yani var ya inanılmaz. Bu ne? Aquaman. Yani arkadaşlar burada ben size söyleyeyim mi? Bu DC Heroes değil. Bu paketin ismi DC Söğüş. Yani net. Katılsınız katılmazsınız bilmiyorum ama benim görüşüm bu yönde abi. Oyun kafayı yemiş artık. Yani nasıl böyle milleti kazıklayacağım onun derdine düşmüş. Ben bunu hiç beğenmedim onu söyleyeyim. Evet. Her şeyi inceledik. Video bu kadar arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizi alırım. Gelecek arabayla söyledim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.